virüsler mikrobiyoloji dünyasının robot hackerları oldukları için oldukça ilginçtirler arkadaşlar. Şimdi bu videoda virüslerin neden bu kadar iyi robot hackerlar olduklarını birlikte öğreneceğiz. Öncelikle virüsleri birbirlerinden ayıran şeyler nelermiş onlara bir göz atalım isterseniz. Dört ana başlıktan bahsedeceğim. Virüsler çok ama çok küçüktürler. O yüzden ilk olarak boyutu not ediyorum bir virüsün boyutunun ne kadar olduğunu varsayarsak karşılaştırma yapabilmek adına tipik bir bakterinin boyutu da bunun gibidir diyebiliriz. Virüsün neredeyse 100 katı. Bakteriyi yeteri kadar büyük çizememişim ama bakterinin bu kesitine 100 tane virüsü yan yana koyabileceğimizi düşünürseniz eğer virüslerin ne kadar küçük olduklarını anlayabilirsiniz. Buna ek olarak size bir de ökaryot bir hücrenin boyutlarından bahsetmek istiyorum. İnsan hücrelerinin de birer ökaryot hücre olduğunu da buraya eklemeliyim. Ökaryot hücre bu ekrana sığamayacak kadar büyüktür. Bakteriden hemen hemen bin kat büyük olduğu için de çizdiğim şeklin ökaryot hücrenin sadece bir çeyreği olduğunu varsayabilirsiniz. Virüs, bakteri ve ökaryot hücreleri karşılaştırdık ama boyut deyince değerlendirmemiz gereken başka bir durum daha var. Virüslerin boyut olarak kendi aralarında karşılaştırılmalarından bahsediyorum. Bazı virüsler diğerlerine göre daha büyüktür ve bu sayede virüsler arasında da bir sınıflandırma yapabiliriz. Evet, dediğim gibi bazı virüsler çok ama çok küçükken diğerleri sadece küçüktür. Temsilen irili ufaklı noktalar çizmeye çalıştım. Virüsleri birbirinden ayırmanın bir diğer yolu da şekilleridir. Şekillerden bahsederken virüslerin neden göründükleri gibi olduklarından ve bu şekilleri nasıl aldıklarından bahsedeceğiz. Bütün virüslerin kapsitleri vardır. Kapsit proteinden oluşmuştur ve virüse şeklini verir. Kapsitler Lego gibi Kapsomer denilen yapı taşlarından oluşmuştur ve bu sayede virüsün şekli ortaya çıkar. Size şu an bu yapı taşlarının neye benzediğini çizmeye çalışıyorum. Her ne kadar düzgün bir çizim olmasa da kapsomerlerin hepsinin aynı boyut ve şekillerde olduğunu bilmenizi istiyorum. Çizdiğim Lego parçalarının ya da yapı taşlarının her birine kapsomer dendiğini bir kere daha hatırlattıktan sonra Kapsomellerin düzgün üç boyutlu şekiller olduklarını da ekleyebilirim. Şu an çizdiğim şekil iki boyutlu gibi görünüyor ama altı taraflı elmasa benzeyen üç boyutlu bir şekil gözünüzün önüne getirmeye çalışın arkadaşlar. Bu şekillere ikozahedral deniliyor. Bunun yanında ilk bakışta sarmal gibi görünen şekiller de var ama bunlar bu şekilde oluşmamışlardır birbirinin etrafında dönen monomerler aslında silindirik bir şekil oluşturmalarına rağmen birbirleri etrafında döndükleri için ortaya sarmal bir görüntü çıkar. Bir başka olasılık ise küresel bir şekil. Çizdiğim gri çizgiye zarf deniyor. Kapsitler zaman zaman zarflar tarafından çevrelenir. Zaman zaman diyorum çünkü tüm virüslerin zarfları yoktur. Kılıflar virüslere bazı avantajlar sağlar ki bu avantajlardan daha sonra bahsedeceğiz. Buradaki şekillerden herhangi biri bu zarf içinde olabilir. Ve bu şekiller zarfların içinde olduklarında virüs dışarıdan küresel bir şekilde yani aynen bir top gibi görünür. Virüsleri virüs yapan özelliklerin ikisini öğrendikten sonra sıra üçüncüde virüslerin içindeki genetik bilgiden yani nükleik asitten bahsediyorum tabii ki. Burada dört tane seçenek var. Aslında bakarsanız virüsler tek bir nükleik asit içerdikleri için oldukça havalıdır. Evet, sadece tek bir nükleik asit içerirler. İnsan hücrelerinin hemen hemen hepsinde var olan çift sarmal DNA'nın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun yanında mesajcı RNA gibi tek dizili RNA'lara da aşinayız. Ama tek dizili DNA veya çifta, çift sarmal RNA'nın ne olduğunu bilmediğinizden eminim. Bu ikisi virüslere özeldir ve virüsler bu dört farklı çeşit nükleik asitten herhangi birine sahip olabilirler. Kısacası ya tek dizili DNA virüsleri ya da tek dizili RNA virüsleri olabileceğini söylemeye çalışıyorum. Yani ikisi birden olamazlar. İşte bu yüzden nükleik asitler de virüsleri birbirinden ayıran özellikler arasında yer alır. Siz de bu genetik bilginin öyle kendi halinde takılmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Genetik bilgi protein kılıf içinde paketlenmiştir. Bu kapsit, bu da nükleik asit ise bir araya gelip virüsü oluşturacakları zaman ikozahedral şekil, e, şekli yani biraz barizleştirerek bir altıgen olarak çizmeye çalışıyorum. Evet, bu virüsün tek dizili RNA virüsü olduğunu düşünelim. Buna Nükleokapsit deniliyor. Evet, söyleyeceğim buydu. buna nükleokapsit deniliyor. Az önce de söylediğim gibi bunları çevreleyen bir zarf olabilir ya da olmayabilir. Mesela etrafına kesikli gri bir çizgi e, çizmediğim için e, buradakinin zarfı yok. Virüsleri birbirinden ayıran 3 özelliği yani boyut, şekil ve nükleik asitlerin üzerinden geçtiğimize göre size şimdi de virüslere neden en başta robot hackerlar dediğimden bahsetmek istiyorum. Bu virüsleri birbirinden ayıran dördüncü özellik olacak. Hemen robot hacker diye not alıyorum. Evet. Virüslerin proteinden yapılma, çok küçük ve tek tip nükleik asit barındırdıklarını söyledikten sonra organelleri olmadığını yani ATP ya da enerji üretip kendi kendilerinin kopyalarını yapamayacaklarını eklemeliyim. Bu virüsler için bir sorundur çünkü kendileri dışında tüm canlıların metabolizmaları vardır ve onlara robot dememin sebebi de tam olarak budur. Bunun yanında virüsler kendilerini kopyalayabilmek için organelleri olan daha büyük hücreleri ele geçirdikleri için de hacker oluyorlar. Robot hacker'ı biyoloji diline tercüme edecek olursak, zorunlu intraselüler parazit yani zorunlu hücre içi parazit terimini elde ediyoruz zorunlu entraselüler virüslerin bir başka hücrenin içinde yaşamaya zorunlu olması anlamına geliyor. Evet virüsler hayatta kalabilmek için başka hücreleri hacklemek zorunda. Tüm bu anlattıklarımdan sonra virüsleri birbirinden ayıran dördüncü özelliğin konak tipi olduğunu siz de tahmin etmiş olmalısınız. Çoğu kişi bakteriyofajların bir virüs olup olmadıklarını merak eder. Bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj deniyor ökaryot hücrelerini mesela insan hücrelerini enfekte eden virüslerin ise hepsinin boyutu, şekli, sahip oldukları nükleik asit ve sebep oldukları hastalıklar da farklı olduğu için çok ünlü isimleri vardır. Pox virüs, herpes virüs ya da parvo virüs gibi. Robot hackerlarımız henüz bahsetmediğim yöntemler kullanarak hücreleri ele geçirirler. Bu yöntemlerin hemen hepsi virüsün diğer hücrelerle ilk temasının gerçekleştiği yer dış kısmı olduğu için şekil adaptasyonu ile ilgilidir. Virüslerin başka hücreleri ele geçiremezlerse çoğalamayacaklarını biliyoruz. O halde hücreleri ele geçirmek için özel bir şey yapıyor olmaları gerekiyor. Öyle değil mi? Bakteriyofajların kompleks yani karmaşık bir şekilleri vardır. Nükleik asidi içinde bulunduran nükleokapsit virüsün baş kısmıdır baş kısmından çıkan bir iğne gibi virüsün bakteri ile bağlanmasını sağlayan ve nükleik aside enjekte eden bir e, bir kuyrukları da vardır. Böyle çizdiğime bakmayın. Bakteriyofaj bakteriye bu şekilde bağlanır ve nükleik asidi bakterinin içine enjekte eder. Şimdi de buradaki ökaryot hücreyi kullanıp virüslerin içeri girmesini sağlayan ile ilgili başka bir özellikten bahsedeceğim. Virüsler genetik bilgilerini enjekte edemezlerse hücrenin içine gizlice girmenin bir yolunu bulurlar. Gizlice girerler yani. Gizlice dememin sebebi her hücre zarında hücrenin iletişimini sağlayan reseptörler olması ve virüslerin bu durumu kendi avantajlarına kullanmalarıdır. Bu reseptörler normal bir sinyal ya da normal bir hücre ile viral bir hücre arasındaki farkı bilmedikleri için zavallılarım ikozahedral ya da sarmal şekildeki virüsler gelip reseptörleri kendileri için zarda bir delik açmaları konusunda kandırabilirler. Şimdi reseptör bilmiyor tanımıyor ya virüs kandırıyor. Virüs bu sayede bir endozomun içine girip hücrenin de içine girmiş olur. Endositozun ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Virüslerin reseptörleri kullanarak hücre içine girmesine reseptör aracılı ya da bağımlı endositoz adı veriliyor. Videonun başında bazı virüslerin zarfları olduğundan bahsetmiştim. Bu zarf virüslere hücre içine girmeleri için başka bir yol daha sağlar. Reseptör bağımlı endositozla girebilirler tamam doğru ama bir de hücre zarına füzyon yapmak istiyorum kardeş seninle birleşeceğim ve kendimi içeri alacağım diye sinyaller gönderirler virüslerin hücre zarıyla füzyon yaparak kendini içeri aldırmasına, almasına da diyelim, buna da doğrudan füzyon deniliyor. Bu videoyla virüslerin birbirlerinden nasıl ayrıldıklarını ve onlara neden mikrobiyoloji dünyasının robot hackerları dendiğini öğrendiğinizi düşünüyorum.